Evet, arkadaşlar merhaba. 10 Ocak 2022 Pazartesi akşam programında Philadelphia'dayız, Amerika'da. TJK'nın koymuş olduğu bu program dahilinde Philadelphia'daki oradaki üçüncü koşu bizim birinci koşumuz olacak. Yani bizden evvel iki koşu var orada. Bakalım nasıl bir performans gösterecekler bugün jokeyler ve safkanla hemen görüşlerimizi bildirelim. Çok ufak bir kupon yaptık arkadaşlar size. Yani şablon ufak. Tam 3 tane tek var arkadaşlar. Bir tane de alternatif banko var. Ama 3 tane tekimiz sabit. Onu söyleyeyim size. Yani yanına bir tanesinin bir rakibi var. Onu söyleyeceğiz. Şimdi uzatmadan hemen birinci kuştan itibaren başlayalım. Yedili plesi mutlaka oynayalım arkadaşlar. Yedili plesi muhtemelen altılı gayandan fazla verme ihtimali var. 21.04'te satış koşusuyla başlıyor. Birinci koşuyla başlıyor. Şartlı 4 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, bu arada Philadelphia ile ilgili de bir hava durumuna bir göz atalım arkadaşlar. Bakalım çok çıkan at olur mu Philadelphia'da, nasıl bir durum var? Evet, pazartesi itibariyle çok soğuk bir hava var Philadelphia'da. Bir gün evvelden de pazar günü itibariyle bir yağış gözüküyor. Ama pazartesi günü hava parçalı bulutlu. Sonuçta pistler nemli olacak. Yani çok böyle çamurlu bir pist olacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Yani nemli bir pist var. Ona göre de çok fazla çıkan atı olacağını düşünmüyoruz. Hemen görüşlerimize geçelim dedik ve bu birinci koşuyla başladık. Arkadaşlar normal şartlarda atına bakın 3 at veriyoruz ama bakın 6 numaralı VB değer Rubens Silveira ile 4 numaralı Pilon Abner Adorno'yla ve 3 numaralı Jack's American Pie Kendrick Carmus'la burada bu 3 at normalde yeterli, ancak buraya 1 numara 2 numara, yani burası normalde hepsi arkadaşlar, yani yedili plase için eğer bir ümit içerisindeysek buradaki AGF 1'in gelmeme ihtimali var. İlk 2'ye girmeme ihtimali de var. O yüzden 6-4-3 dedik biz ama ekleyenler önce fazla at yazmak isteyen öncelikle 1'i eklesinler. Daha sonra 7'ye eklesinler ve 2'ye eklesinler ve 5'e eklesinler. Yani sıralamamız 6-4-3-1-7-2-5 şeklinde. 6-4-3-1-7-2-5. Yani bu eklemeleri bu şekilde yapalım, ekleyeceksiniz. Evet, şimdi altılı ganyana geçiyoruz. İkinci koşuyla beraber 9.30'da 21.31'de Maiden saç koşusu dişiler, 4 yukarı İngilizler 1400 metre normal kum piste çıkacaklar. 4 tane safkan var burada. Bu 4 tane safkan baktığımız zaman, yani bizim 4 tane safkanımız var. 7 safkan içerisinde 3 numaralı She's First Class Sylvester Gonzalez ile 6 numaralı Rentless Ruby Rubén Silveira ile 5 numaralı saç Edwin Rivera ile ve 4 numaralı No Sympathy Germany Burke arkadaşlar. Evet, burada 2 numarayı da dileyenler yazabilirler. Nicky's Notion, Jomar Torres biniyor. Biraz eksik koşturuyor bu vatandaş ama dileyenler, yeri olanlar 2 numaraya da çentik atsın. 3, 6, 5, 4, 100. Zaten yeteri kadar tek var arkadaşlar. Yani şu iki ayağı, yani ilk ayağı kapatsanız ne olacak? Evet, 3, 6, 5, 4 ve 2 dedik. Yani sonuçta teklere göre arkadaşlar bu diğer ayakları kapatıverin, yani 3 tane tekimizi kullanan, 3 tane tek atan diğer ayakları kapatsın, yani hiçbir şey yok zaten. 10 lira 15 lira kupon tutacak. Evet, 3. koşu satış koşusu. Şartı 4 yukarı İngilizler 1670 metre burada. Arkadaşlar ilk tekimiz burada geliyor. Sosyal grup Rubén Silveira ile o Uncle Mo yavrusu bunları yer bitirir. Rubén Silveira burada yani 4-5 koşu evvel kazanmış olduğu bir yarışı mutlaka burada da bir yenisini ekleyecektir diye düşünüyoruz. 2 numara Social Group Rubén Silveira ile günün ilk bankosu. Evet, yine zor bir ayağa geldik. Yani birinci ayak ve üçüncü ayak, yani ikinci koşu ve dördüncü koşular sıkıntılı. Opsiyonel satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada tam 9 at içerisinde 6 at yazacağız. 4 numaralı Sky Temple Luis Rivera ile 9 numaralı Distract and Attack
Abner Adorno'yla. Bu arada bu 4 numara yani banko niteliğinde bir safkandı da diğerlerine de bakınca bayağı bir aynı güçte olduğunu gördük ama 4 numaradan çok iyi bir koşu gelecek. Orası kesin. 9 numaralı Distrack and Attack, Abner Adorno. 6 numaralı Go Huskies, Gerardo Milan. 7 numaralı Scoop Dog, Kendrick Carmuch. Ekürler 1 numara. Drone, Swarm, Ruben Silvera ve 5 numaralı Grizzly, Luis Ocasio ile. Ve son olarak da 2 numaralı Mr. Tuttle, Dexter Hotdog'lu arkadaşlar. 4, 9, 6, 7, 1 ve 5 ve 2 diyoruz burada. Evet, 5. koşu 22.52'de satış koşusu şartlı. 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre. Kum piste çıkacaklar. Evet, ikinci tekimiz buradan geliyor. 2 numaralı Off The Mat, Kendrick Carmuch'la. Burada bizim bankomuz arkadaşlar bugün. Off The Mat, Kendrick Carmuch birleşince ikinci banko ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar tabii izliyorsunuz televizyonlarda olsun işte yayın yapıyorlar. Yorumcular falan var böyle televizyonlarda. Uzun uzun anlatıyor arkadaşlar. Hepsi değerli insanlar. Hiçbirisine süzmüyor. Ama bizim videolarımızın şöyle bir avantajı var. Direkt olarak Hacı Bekir Lokumu gibi yapıp size 8-9 dakika içerisinde bunları tek tek en kısa sürede aldığımız notları anlatıyoruz. YouTube'un da bu güzelliği var açıkça söylemek gerekirse. Ve en doğru haberleri de artık bugün açıkça söylüyorum YouTube'dan alabiliyorsunuz. Türkiye'deki hiçbir medya kanalına ben güvenmiyorum. Hiçbir medya organının doğru haber yaptığına da inanmıyorum. Açıkçası yurt dışında olan bir insan olarak ben bunu size imzalarım. Gerçekten YouTube'a bu konuda teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir imkan bu tüm dünyada adaletli haber yayıncılığı için. Evet, 2 numara Off The Mat, Kendrick Carmuch'la burada ikinci bankomuz. Şimdi üçüncü bankomuza geçelim. Altıncı koşuya. Üçüncü bankonun olduğu yer yani burası olmuş oluyor. Adres şartlı dişi. 4 ve yukarı İngilizler 1670 metre. 7 tane safkan var burada. Arkadaşlar bakın burada yine tekimiz var. 7 numaralı It's So Easy Michel Sanchez'le tek. Yalnız şöyle bir durum var burada. Şimdi bu safkan bu grubun üstünde 4. birinciliğini alır mı? Alır gibi duruyor da. Burada 2 numaralı Peyton Elizabeth, Ruben Silvera ile bunu sıkıştıracak onu söyleyeyim size. Hani burada rakibi bu. Dileyenler yok biz hakikaten atmayalım burayı tek bu 4. birinciliği almaz diyorsanız haklısınız arkadaşlar ama alabilirdim onu da söyleyeyim. Grubun üstünde bu at. Peyton Elizabeth burada rakibi. Dileyenler 7-2 geçsin. Dileyenler 7 geçsin. 3. kuşu da 2 numaramız. 5. kuşu da 2 numaramız. Tekler sabit. Burada da 7 numara. Banko vereceğiz biz ama rakip olarak da uyarımızı yapalım. 2 numaralı Peyton Elizabeth'i de dikkat diyoruz. Son ayağa geçtik arkadaşlar. Şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. Burada 6 numaralı Cias Fuego, Frankie Pennington'la alternatif bankomuz bizim. Dileyenler bunu kullansınlar veya arkasından bunun yüklü miktarda at. Yani burası kapatmalık da bu oluyor. 3 numaralı Hickory Dock, Carol Sedano ile. 8 numaralı Kauzae Set, Josep Berrios'la. 7 numaralı Kartuş, Angel Castillo'yla. 4 numaralı, ya bir insan atının kartuş koyar mı? 7 numara kartuş arkadaşlar. 4 numara Lulas Roadrunner, Anthony Nunes. Ve 5 numaralı Solid Gold Dancer, Jeremy Lapida'yla. Yani 6, 3, 8, 7, 4, 5 diyoruz. 8 atın 6'sını yazıyoruz ama siz 8 atın 8'ini de yazın bana göre. Evet arkadaşlar Philadelphia ile ilgili de görüşlerimizi burada noktalandırıyoruz. Küçük bir şablon yaptık dikkat ederseniz. Rast gelsin diyelim. Herkese bol şans diliyoruz. Diğer Fairview, Güney Afrika ve Wolverhampton, İngiltere videolarımız da yayında. Bursa ve Şanlıurfa ile ilgili de videolarımızı izleyebilirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir hafta ve bol ve bereketli, kazasız, belasız, sağlık, mutluluk ve afiyet dolu, bol şanslı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Tüm üyelerimize selam ediyoruz arkadaşlar buradan. Bizimle beraber olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyoruz ve lütfen beğen yapmayı ve aynı zamanda üye olmayı da yeni üyelerimiz için unutmayalım. Türkiye'deki en iyi tahmin grubu, en kaliteli tahmin grubunda berabersiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.